ki çözüm ne? Özlem Hanım bize çözümü anlatsınlar. Kendileri iktidar olsaydı ne olacaktı? Ne yapacaklardı? Bu arada YouTube üzerinden, internet üzerinden izliyorsanız sohbet odasında bizimle beraber sohbete katılabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olayım. Bunun için sadece üye olmanız gerekiyor. Buyurun şimdi, lütfen. Kısa vadede ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi çocuklarımızın ve gençlerimizin bu yoksulluktan en az etkilenmesini sağlamak. Ondan zaten projelerden bahsetmiştik. İşte bu okulda yemek programı, daha sonra 18-26 yaş arasındaki gençler için tasarladığımız iyi yaşam gelir modeli. Ama dedik ki bu yeterli değil. Bunun için öncelikle bizim istihdam problemini çözmemiz gerekiyor. İstihdam problemi nasıl çözebiliriz? Önümüzdeki dönemde gerekli olacak olan becerileri çocuklarımıza sağlayarak. Üniversiteler bunu sağlıyor mu? Sağlayamıyor. 200'den fazla üniversite var. 200'den fazla üniversite tamamıyla işsiz ordusu yetiştiriyor. O yüzden dedik ki bu yüksek öğrenim kurumlarının çok önemli bir kısmını biz revize edelim. Bir nokta daha var burada, özellikle kadın istihdamı. Eğer biz kapsayıcılıktan bahsedeceksek, devletin kapsayıcı rolünü yeniden tartışacaksak, yoksulluğun farklı çeşitleri olduğunu da bizim görmemiz gerekiyor. Yani çocuk yoksulluğu, kadın yoksulluğu, engelli yoksulluğu daha fazla bizim konuşmamız gereken alanlardan bir tanesi. İlk önce bu teknoloji kampüsleri, yazılım, kadınların evde kalsın demiyorum ama evden de çok rahatlıkla eğitim görerek, yazılım eğitimi alarak ve aynı daha sonrasında da destek vererek istihdam edilebilecekleri modellerden bir tanesi. Zaten yoksulluk gençleri ve kadınları vuruyor. Onları istihdamın içine almayı başarabilirsek meseleyi de önemli ölçüde çözmüş olacağız. Bunu bir de niçin yapmamız gerekiyor ve nasıl yapacağımızı da anlatacağım. Bunu niçin yapmamız gerekiyor? Şundan dolayı Türkiye hızla yaşlanıyor. 2035 yılına geldiğimiz zaman Türkiye yaşlı bir ülke pozisyonuna gelecek. Çok değil, 2050 senesinde Türkiye'de her 100 çalışan 60 kişiye bakmak zorunda kalacak. Ve bu 60 kişinin 40 tanesi, 42 tanesi yaşlı. Türkiye hızla yaşlanıyor. O zaman bunun çözümü ne? Cumhurbaşkanı dediği gibi çocuk yapmak değil. Bunun çözümü bir an önce gençlere ve kadınlara iş sahaları açmak, istihdam sağlamak. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şöyle söyleyeyim size. Nine diye bir kavram duydunuz mu? Ne istihdamda, ne istihdamda, ne eğitimde. Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki kadınların, dikkatinizi çekeyim, %33'te birinden fazlası ne okuyor ne çalışıyor. Bu korkunç bir rakam bu. Şu anda en çok üzerinde durduğumuz kaç şeylerden. Kaç milyon kişiye denk düşüyor bu? 12 milyon diye ben hatırlıyorum. 12 milyon kadar olmasa bile yani 7-8 milyon civarında yani olması Avrupa'da gerekiyor. Yani Avrupa'da orta ölçekli bir ülkenin toplam nüfusuna denk geliyor. Evet. Yani belki de bunu ölçeklendirecek olursak şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de bir Belçika kadar, bir Yunanistan. Türkiye'deki yoksul çocuk sayısını ben size sadece söyleyeyim. Ondan sonra kadına tekrar devam edeceğiz. Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var. Bu sayı İrlanda, Norveç, Danimarka'nın nüfusu kadar. Bir dakika ya, bir saniye, bir dakika, bir dakika. Ece'ciğim duydun mu Ümit Hoca ne dedi? Türkiye'de 7 milyon yoksul çocuk var dedi. Evet, bu sayı. Ne demek o ya? Yani yoksul çocuk diye tanımladığınız şey nedir? Kriteri ne yani? Aç mı mesela? Ne yani yoksul çocuk? Yoksul çocuk diye tanımladığınız şey medyan gelirin, yani ortanca gelirin %40 altında olan ailelerde yaşayan çocuklar. Burada bir noktayı daha. Ya bu korkunç bir rakam mı? Bana mı öyle geliyor? Yani dünyayla bunu referansladığımızda nasıl bir yerde? Bu korkunç bir rakam. İşte o yüzden diyoruz ki kur faiz problemi Türkiye'nin çözülür. İtibarlı bir para politikası tasarlarsınız, liyakatli insanları başa getirirsiniz, sıfır bazlı bir bütçe yaparsınız. Bunu nasıl yapacağımızı Perşembe günkü kongremizde Bilge Yılmaz Hoca ve Erhan Usta Beyefendi anlatacak. Benim daha çok üzerinde durduğum, yani İyi Parti'nin kalkınma politikaları başkanlığı olduğu için Türkiye'nin orta ve uzun vadeli bu kalkınma problemi nasıl çözeriz? Neden bu önemli kalkınma? Çünkü kalkınma olmadan sağlanacak olan büyüme sürdürülebilir olmuyor. Mesela AK Parti dönemine baktığınız zaman yüksek büyüme dönemlerinin hiçbir tanesinde biz kalkınma alanında çok büyük aşamalar kaydedemediğimiz için, iyi bir tarım politikası tasarlayamadığımız için, yüksek öğrenim kurumlarını revize edemediğimiz için bu büyüme sürdürülebilir olmadı. Şimdi buradan tekrar kadın tarafına gelelim, kadın istihdamı tarafına, çünkü bu önemli. Neden? Yaşlanan Türkiye mutlaka ama mutlaka bu sosyal güvenlik problemini azaltmak için, bakın çözmek için, azaltmak için çok daha fazla genç kadına ve kadına iş sahası açmak zorunda. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de üniversite mezunu 1.8 milyon kadın evde oturuyor. 1.8 milyon. Yani Türkiye'nin 5. 6. büyük şehri demek bu. Ve bu kadınlarla yapılan araştırma ise şunu söylüyor. Eğer gönderebileceği iyi bir kreş bulabilirse ve iyi bir yaşlı bakım hizmeti bulabilirse bu kadınların 450 bini çalışmaya hazır. Evet.
O yüzden önümüzdeki dönemde bizim özellikle yaşlanan bir Türkiye'yi veri olarak aldığımızda en fazla önem vermemiz gereken şeylerden bir tanesi bu bakım ekonomisi. Bakım ekonomisi hem eğitim seviyesi yüksek kadınları iş gücüne daha rahat katabiliyor. Aynı zamanda eğitim seviyesi o kadar yüksek olmayan kadınları bu saha içerisinde, bakım ekonomisi içerisinde istihdam etmemizi sağlıyor. O yüzden mesela bizim çok daha fazla yerel yönetimlerin kreş açmaları gerekiyor. Çok daha fazla kaliteli yaşlı bakım merkezleri açması gerekiyor. AK Parti iktidarının son dönemlerde yaptığı en bana göre olumsuz şeylerden bir tanesi bu sosyal yardımları kadını eve hapsetmek üzere kurgulaması. Şöyle bir krizle karşılaşacağız diye düşünüyorum hocam. Yani bu enflasyon, bu yoksulluk ortamında hep böyle oldu. Önümüzdeki aylarda kadınların iş gücüne katılım oranı çok artacak. Evet. Yani bu özellikle muhafazakar bölgelerde çok yaşanan bir sendrom bu. Normalde muhafazakar bölgeler diye söylememin sebebi şu. Kadın çalışmadı, erkeğin çalışıp hanenin geçimini sağladığı yerlerde artık erkeğin geçimi haneye yetmeyince kendisini ev kadını olarak tanımlayan birçok insan artık sahaya inip iş aramaya başlıyorlar. Bu da işsizlik oranlarını arttırıyor. Evet. Yani şey hatırlıyor yapıyor. Musun? Mehmet Şimşek o zamanki Maliye 2008 Bakanı, krizinde demişti. Doğru, skandal bir açıklama yapmıştı. Türkiye'de işsizliğin artmasının sebebi kadınlardır diye. Aynen dediğim mekanizmadan dolayı. Burada bizim neyi tartışmamız lazım biliyor musun? Bu kadınların önemli bir kısmı işe katıldıkları zaman kayıt dışı istihdam edilecekler. Evet. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de şeye bakınız şimdi, son 4 seneye bakın. Türkiye'de son 4 sene içerisinde özel sektör istihdamını 312 bin azalttı. Yanlış duymadınız. 4 sene içerisinde özel sektörün istihdamı azaldı. Nüfus 4 milyon yani artarken bu oluyor evet. Bir de. Yani. Ve peki ne oldu? Kamu 1 milyon 200 bin civarında kişi istihdam etti. Yani Türkiye'nin şu anda istihdam problemi çok büyük bir problem. Seçim ekonomisi aslında bir boyutuyla da herhalde. Tabii seçim ekonomisi. Ve bize gelecek yani biz seçildiğimiz zaman ya bu sene ya önümüzdeki sene Millet İttifakı olarak seçileceğimiz zaman en temel problemlerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Türkiye'deki kayıtlı istihdamın 1/4'ünün kamuda olması. Ve bu kamuda insanlar istihdam edilirken herhangi bir liyakat kriterini gözetilmediğini biliyoruz. Ve bu çok ciddi bir mali iskelet demek. Şimdi bunu bizim ilk olarak çözmemiz gerekiyor. Ama tekrardan eski konuya dönecek olursak, kadın şimdi iş gücüne katılmak isterse aynen senin dediğin mekanizmayla kayıt dışında kimle mücadele etmek zorunda kalacak? Bakın şu aralar hiç tartışmıyoruz. Suriyelilerle. Yok biz hep tartışıyoruz evet. Valla. SODEV'in son bir raporu var. Demedim. Yani var. Evet. Gündemde şu an evet. Son dönemlerde evet. Bu hayat pahalılığından dolayı, soğuk kış şartlarından, enerji krizinden dolayı çok 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 tartışılan bir şey onun değil bir ama. Onun bir parçası ama o gerçek. Kayıt dışı tarafında, yani. Kayıt dışı tarafında şu anda bu şirketlerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin sık sık başvurduğu, yani milyonlarca şirketin başvurduğu bir şey. Kayıt dışı istihdamda Suriyeli çalıştırmak. Bu önümüzdeki 5-10 sene içerisinde çok büyük problemlerden bir tanesi haline gelecek. Zaten şu anda büyük problemlerden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Sosyolojik olarak da çok sıkıntılı bir süreç. Hem onlar açısından hem Türkiye açısından. Cümlenizi bitirin sonra Nebati'nin Londra temaslarını sormak istiyoruz. Tabii sadece şunu söylemek gerekiyor. Bu Suriyeli meselesine sadece onları hani şeytanlaştırarak bakmak bütün büyük resmi tam olarak görememek demektir. Bugün neden sizce Kahramanmaraş'taki OSB'lerden tutun, İşte Ege'deki küçük ölçekli tarım işletmelerine kadar herkes mülteci çalıştırıyor. Öyle değil mi? Çünkü kayıt dışına göz yuman bir devlet var. Bakın bugün Sayın Özhaseki hatırlıyor musunuz? Bir 5-6 ay önce şey demişti. Eğer mülteci Suriyeliler olmasaydı Kayseri ekonomisi çöker demişti. Evet, onu bu işte, bakan da söylememiş miydi aynı evet, zamanda? Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Tamamıyla vasata razı gelen her şeyi, ücretleri de, şirketlerin üretimini de, şirketlerin verimliliğini de tamamıyla vasatta eşitlemeye çalışan bir zihniyet. Yani dediği şey doğruysa çok kötü. Neden? Çünkü ancak bir şirket, Kayseri gibi girişimci olan bir yerde bir şirket ancak kayıt dışı istihdamla ayakta kalabiliyorsa eğer, o zaman orada çok daha derin bir problem vardır. Çok katılıyorum. Yani bu o yüzden kadınla bağlayacak olursak, bakım ekonomisini bizim geliştirmemiz şart, yaşlanıyoruz. Özellikle genç kadınları çok daha fazla bizim iş gücüne katmamız lazım. Bunun yolu belli. Bunu izledikten sonrasında da biz bu istihdam probleminde bir aşama kaydederiz. Bir nokta daha var. Sonrasında Nebati'ye geçebiliriz. Peki bu istihdamı başka hangi şirketler yaratıyor diye. Siyasete girmeden önce TÜSİAD ve Sabancı Üniversitesi için bir çalışma yapmıştık. Türkiye'de yeni istihdamı yaratan şirketler genç ve küçük ölçekli şirketler.
Büyük ölçekli şirketler genelde verimlilik üzerinden büyüyorlar, büyürlerken. Yani istihdamlarını çok arttırmıyorlar. Fakat küçük ölçekli, bu startup dediğimiz şeyler. Girişimciler. Aynen öyle. Yeni bütün girişim. O iş gücü piyasasındaki hareket orada oluyor. O yüzden bizim ilk başta desteklememiz gerekenlerden bir tanesi ilk 3 sene, 4 sene bu küçük ve genç şirketler kuruldukları zaman desteklemek. Çünkü istihdam en fazla orada. Ben 5-6 seneden sonra eğer çok kritik bir sektörde faaliyet göstermiyorsa şirketlerin desteklenmiş tarafında değilim. Ama biz kamu kaynaklarını şirketleri desteklemek tarafında kullanacaksak burada önceliği genç ve küçük ölçekli şirketlere vermeliyiz. Gördüğüm şeylerden bir tanesi bu şirketler daha fazla kadın çalıştırıyorlar. Yani startupların kadın istihdamı diğer şirketlere oranla daha fazla. O yüzden belki genç istihdamı da öyledir. Genç istihdamı da öyle. Evet, dolayısıyla ikisine hocam, de aynı anda bir. Ben de bir şey soracağım hocam. Peki soru, yani zamanımız var değil mi? Var var. Murat Bey'in sorusunu alalım, sonra Londra işine geçelim. Ona göre bir yani bu kuşağı bitiriyoruz. Evet. Yani şimdi söylediğiniz şey veriler çok kıymetli. Ve gerçekten de Türkiye'de aslında bizim herkesin tespitini hemen hemen birçok kesimde yaptığı gerçekler. Evet, istihdamda şu anda ne yazık ki işverenler daha ucuz iş gücü olması sebebiyle düzensiz göçmenleri yanına alıp çalıştırıyorlar ve kayıtsız olarak çalıştırıyorlar. Doğru. Bunun tespitini yapmışsınız. Hı hı. Peki İYİ Parti iktidara geldiği zaman buradaki kişileri iş gücünden mi ayıracak? Oradaki insanların yeri mi doldurulacak? Ya da Suriyelerle ilgili, ya da Afganlarla ilgili, ya da diğer uyruklu insanlarla ilgili. Buradaki çözüm önerisi ne olacak? Ya da izleyeceği politika ne olacak? Tabii ilk önce söyleyeyim size. Kayıt dışı istihdamın bu kadar yüksek olduğu bir ülke hiçbir zaman gelişmiş bir ülke statüsüne geçemez. İlk önce bizim bu kayıt dışı ile mücadele etmemiz gerekiyor. Ve gerçekten isteyerek mücadele etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Bu bir. İkinci, can da yakacak bu durum tabii. Bu can da yakacak. Yani... Ama...